Herkese kucak dolusu selamlar. Yine Ömer Faruk'la bir YouTube videosu yapıyoruz. Konularımız konfor alanı. Ömer, Faruk, benim programa katıldın. Ve programda konfor alanı, rahatlık alanı, hani insanı rahat bozar diyoruz ya, konfor alanı ve alışkanlıklarla ilgili değişimleri anlatır mısın? Evet hocam, hayırlı akşamlar. Genel olarak konfor alanı deyince ben evvelden programdan önce nasıl tahayyül ettiğimi veyahut da nasıl öğretildiğimi, nasıl bildiğimizi biraz değinmek isterim. Konfor alanı bizim daha çok rahat ettiğimiz alan ve bunları bazı aralıklarda terk edilmesi gereken alan olarak biliyordum. Genel olarak şöyle söylenir, ya öyle öğretiliyor zaten. Mesela 2-3 haftada bir herhangi bir maç olsun veyahut da herhangi bir farklı bir faaliyet olsun yapılınca şöyle deniyor işte. Bugün işte konfor alanımızdan çıkalım deniyor arkadaşlar arası. Sanki böyle istisnai durumlarda yapılıyormuş gibi algılıyordum. Konfor alanından çıkmak böyle arada bir yapılan şeyler. Fakat programda siz çok sık değiniyorsunuz. Konfor alanından çıkılması gerektiğini, konfor alanının da gittikçe büyüdüğünü ve o büyüyen konfor alanından da çıkılması gerektiğini. İlk başta tabii ki zor olsa da biz ilk görüşmemizde sizlerle, yani bu program için ilk görüşmemizde bana şeyi sormuştunuz. Yürüyüşe çıkıyor musun? Analiz yaparken. Dedim yok, hayır, çıkmıyorum. Siz de şöyle cevap vermişsiniz. Zaman yok değil mi? Hani boş vakit olarak görüyorsun. İşte yapılacak çok şey var. İşte ilim tahsil edecek, üniversite var, iş var. Ve sen yürüyüşe çıkmayı boş zaman olarak görüyorsun değil mi? Evet demiştim. Öyle sanıyordum çünkü. Halbuki yürüyüşe çıkmak bile aslında konfor alanından çıkmayı, benim en azından konfor alanından çıkmamı sağlayan ilk şeydi. Buna biz o şekilde başladık. Eşimle birlikte, hanımla birlikte sabahları yürüyüş yapmaya başladık. Tabii genel olarak şöyle algılandı bu. Çevrem tarafından işte sabahları daha da erken, normal kalktığımız zaten daha da erken kalkınca bu sefer işte biraz yaparlar, bir iki gün yaparlar, sonra işte devamı gelmez gibi. Ve biz onu o gün bugündür hep devam ettiriyoruz. Ve şunu fark ettim. Bu benim için ilk meşgale oldu. Ve bununla birlikte farklı alışkanlıklar edinebildim konfor alanından çıkarken. Ve güne konfor alanından çıkarak aslında tam olarak sıcak o istirahat ettiğimiz alandan çıkarak başlayınca bütün gün öyle o şekilde devam ediyor. Ben bunu fark ettim ve bu hayatıma tam olarak etki sağladı. Yani her sabah yaptığımız yürüyüşle birlikte o günün bereketi çok daha ayrı olmaya başladı. Ve insan tabii ki o lezzeti tattıktan sonra çok daha farklı bir seyir. Yani tüm gün açıkçası böyle bir mutluluk hormonu sanki devamlı aşılanıyormuş gibi hissediyorduk. Dolayısıyla o şekilde başladım hocam konfor alanından çıkmaya. Ve bu tabii hayatımın birçok noktasında da etki gösterdi. Yani sadece yürüyüşe çıkarak değil, bu bir başlangıç oldu. Ve gerisi de tabiri caizse çorap söküğü gibi o şekilde geldi. Rahatlık alanından çıkman lazım. Rahatını kaçıracaksın. Kendini geliştirmek istiyorsan, ilerlemek istiyorsan o zaman çıkman gerekiyor. Out of the box. Evet. Box'tan, kutudan çık. Dışarıya çık. Harekete geç. Seni yataktan kaldıracak meşgaleler bu sabah. Erken kalkacak sebepler bu. İlk oradan başlıyor. Sabahın seherinde başlıyor. Bunlar aynı zamanda senin alışkanlıklarında da değişim sağlıyor değil mi? Neler değişti mesela alışkanlıklarında? Genel olarak zaten demin de bahsettiğim gibi o sabah o farklı bir haz veriyor insana, farklı bir mutluluk veriyor ve böylelikle tüm gün zaten bir olumlu olarak bakabiliyorsun. Yani o gün iş de olsa,
üniversitede olsa veyahut da ikisi de olmasa, kendine ayırdığın vakit de olsa orada böyle daha çok feyizlenebiliyorsun. Misal olarak söyleyeyim. Hep şu söylenirdi ya, sabah namazından sonraki vakit ile öğleye kadar vakit sanki insan bir şeyle meşgul olunca gittikçe uzuyor. O süreç hiç bitmiyor gibi. Dolayısıyla biz bunu genelde iş yerinde hep fark ediyoruz. Veyahut da çalıştığımız vakit. Öğle muhasaklar vakit geçmiyor böyle. Hani insan çalışıyor çalışıyor geçmiyor ya. Ama bir zaman sonra bunu kendi işlerine yapınca o zamanın nasıl bereketli olduğunu insan farkına varıyor. Ve ben şöyle söyleyeyim. Benim o dönem içerisinde, şu 3 aylık süreç içerisinde ehemmiyet arz eden hususlarda en önemlileri taşınma telaşı ve iş, yani finans konusuydu. Bunların hepsi sadece sabah vakit ayırdığım dönemlere tekabül etti. Yani artık tevafuk mu diyelim. Ne zaman sabah bu işlerle meşgul olduysam o vakitlerde, o zaman bir sonuç elde ettim. Tam aksine de sabah yetiştiremediğim işleri öğleden sonraya başladığım zamanlarda herhangi bir sonuç elde edemedim. Dolayısıyla aslında daha evvel sabahları geçirdiğim vakit şöyle oluyordu. İşte izlemem gereken ders videoları, şunlar bunlar olarak yanı sıra izliyordum ama bir türlü o rahatlık olarak psikolojik ben o konfor alanından çıkmıyordum. Bu sefer alışkanlıklarıma da etki etti. Sabah ilk adım konfor alanından çıkmak olunca, rahatlık alanından olunca sabah işlerimi halletmeye başladım. Sabah dersleri yapmaya başladım. Dil öğrenirken sabahları almaya başladım bunu. Ve böylelikle sonuçlar çok daha erken elime ulaştı. Alışkanlıklarım hep şunu söylüyordum. Ya ben sabahları işte kahvaltı yapamıyorum. Ama artık öyle değişti ki sabah yürüyüşümüzden sonra bir klasik oldu mesela. İçtiğimiz belirli bir çay var. Nane, limon. Çünkü biz şöyle düşünüyorduk hep. İnsan midesinden hani kendi uyanıyor. Kimi işte yüzünü yıkıyor. Bizler abdest alarak uyanıyoruz. Ama midemizi de işte nane, limonla uyandırıyoruz. Artık gün başlıyor gibi. İlk başta diyordum ki ya tam olmaz. Ya nasıl olacak? Ben işte her sabah nane, limon mu içeceğim? Ama o senin hayatın bir parçası oluyor. Ve tam olarak da ben şunu fark ettim. Hayat kalitesini arttıran şeyler bu tür detay olarak gördüğüm şeyler. Çünkü bunlar biriktikçe, Almanca'dan hep deniyor ya, es zumiyetiş. Biriktikçe hayatımızda, en azından benim hayatımda kalitenin arttığını gördüm. Alışkanlıklar değişmeye başlıyor. Bu sefer daha güzel kahvaltı yapıyorsun. Ailenle sabah tabiri caizse yani morali bozuk bir şekilde bir şeyler yiyeyim de hadi işe gideyim değil. Keyifli sohbet ederek kahvaltı yapıyorsun. Yani bunlar tam olarak hayatını direkt etki eden hususlar oluyor. Böyle ufak detaylar gibi görünse de sonuç itibariyle insanın yaşamdaki veyahut da hayatındaki anları daha çok anlamlandırıyor. Yani ben artık kahvaltıyı üniversiteye giderken işte midem dolsun orada acıkmayayım diye değil, gerçekten güzel, keyifli bir an olduğu için sohbet ederek veyahut da güzel bir video izleyerek yapabiliyorum. Bu tür değişimler oldu. Çünkü bereket parayla ölçülmüyor. Sabahın bereketi var. Sabahın seyrinin böyle bir ayrı bir hazzı var. Öyle değil mi? Ne diyorsun bu konuda? Tam olarak öyle hocam. Sizin her zaman değindiğiniz bir husus şey, düşünce kalıpları. Tam çevirisi bu şekilde mi bilmiyorum. Glaubenssätze. Ben öyle inanıyordum. Evet, Glaubenssätze inanç dil kalıpları. İnanç sözleri veya inanç kalıpları veya çekirdek inanç. Ama düşünce kalıbı da diyebiliriz buna. Evet. Bu alanda ben işte kendimi o şekilde şartlamıştım. Ben sadece işte gece çalışabiliyorum. Veyahut da ben çalıştığım zamanlarda etraf çok sakin olması lazım. Kimse olmayacak, çıt çıkmayacak. Hep bu şekilde bir şartlanma olmuştu. Bu sefer ne oluyor? Çok sakin bir ortam insan her zaman bulamıyor. Veyahut da her zaman gece çalışamıyorsun. Bu alışkanlıkların değişmesiyle birlikte işte sabah yürüyüş için ne yapmak gerekiyor? Ya gece hiç uyumayacaksın. O zaman sabah yürüyüşü artık pek bir anlam ifade etmez. Veyahut da sabah erken kalkacaksın.
Bu sefer sabah erken kalkmaya başlayınca ister istemez her şey rayına oturuyor ve işlerimi ben bu düşün ve inanç kalıpları dediğimiz şekilde onun üzerine çalışarak gece mesaimi gündüze aldım. Ve benim hep düşündüğüm işte bazı şeyleri yanlış algılayabiliyoruz. Tam olarak bir mürebbi olmayınca, yani elimizden tutan bir mentor modern tabirle olmayınca gecesini ihya edenler gündüzünü imar eder diye bir söz okumuştum. Halbuki oradaki gece 12 ile 2 arası değil, gece diye tabir edilen işte sabah 3-4 olup o saatlerde kalkıp orayı ihya etmek ifade ediyormuş. Bizler tabii çok küçük yaşta ben bunu okuyunca nasıl sanıyordum? İşte gece sabaha kadar çalışıyorsun, o zaman gündüzünü imar edersin. Ama tabii bir mentor olunca veyahut da bir mürebbi olunca, sana yol gösteren biri olunca bu sefer bunları da daha anlamlı kılıyor. Bunların üzerine çünkü tek başına ya ben şahsen yapamayacağım gibi genel olarak yapılması pek mümkün olmayan şeyler. Hadi gelin ben bu inancımı değiştireyim. Bugüne kadar 26-27 yıldır bu şekilde olmuş. Bundan sonra ben tek başıma değiştireyim. Maalesef sonuç odaklı olmuyor. Evet. Peki düşünce kalıpları, düşünce kalıplarıyla alakalı biraz daha hayatından değişikliklerden örnekler verebilir misin? Tabii genel olarak ben işte çok imreniyorduk rahmetli Fuat Sezgin Hoca. Frankfurt'ta İslam Arap Enstitüsü'nü kurdu ve çok büyük çalışmaları vardı. 2018 yılında rahmetli oldu. Şöyle derdi: ben günümün 18 saati çalışıyordum. Şimdi azaldı. Bu çalışma işte 16 saati düştü. En son ömrünün son zamanlarında 14 saati düştüğünü söylüyordu. Ve kendisi 90 küsur yaşındaydı. Yine aynı şekilde işte belki daha çok tanınan, daha popüler olan Aziz Sancar geçenlerde o şekilde bir söz sarf etti. Ben işte eskiden daha çok çalışıyorum, şimdi çalışamıyorum dedi. Ne kadar olduğu söylenince 14 saat çalışabiliyorum artık dedi günde. Biz de hep imreniyorduk. Yani diyorduk ki ya işte ilim adamının hali farklı oluyor. İşte falanca kişinin hali farklı oluyor. Ama şöyle söyleyeyim, programdan sonra fark ettim ki bu aslında insanın kendini bu tırnak içerisinde mızmızlanma veyahut da bahane bulma. İşte ben o şekilde olamam çünkü benim şu sorumluluklarım var. Benim işte ne bileyim geçim derdi. Ondan sonra işte üniversite, iş şu var. Ama programdan sonra fark ettim ki yok hayır, yani bunlar sevdikleri işte. Yani araştırmada işte biri fizik dalında, diğeri de tarih bilim dalında sevdikleri işte bu kadar vakit geçirebiliyorsa sen onlara imren ama sen de öyle ol. Yani sadece bunlara karşı bir hayranlık besleme. Biz hep işin kolayına kaçıyorduk, bir hayranlık besliyorduk. Yani biz derken ben daha çok kendi çevremi de işin için genel olarak aslında öyle. İşte Türkiye'de Fuat Sezgin sempozyumu oluyor yılda bir, iki yıldır. Ve o sempozyum olduğu bölgelerde hep talebeler kafelerde onu konuşuyor. Yani hangi kafeye girseniz yakında İşte Fuat Hoca işte 20 dil biliyormuş, Fuat Hoca şöyleymiş, böyleymiş. Aslında hep fark ettim ki daha sonra bu bizim kendimizi şey yapma yöntemi, kendimizi avutma yöntemi. Programdan sonra ben de yani bir Fuat Sezgin olamasan da o yolda gidebilirsin. Yani ömrünü zayi etmezsin. Eğer kendi kabiliyetlerin ve yeteneklerin doğrultusunda ilerliyorsa. Zaten bu dil öğrenme hususunda da o şekilde başlayabildim. Hep imreniyorduk. Yani ben kendim adına söyleyeyim. İmreniyordum ne kadar çok dil bildiğine. Ama daha sonra baktım ki, daha doğrusu siz gösterdiniz ki bu aslında insanın kendi bir avutma yöntemi. Yani falanca kişi şöyle, falanca kişi böyle. Hep böyle kendimizi geçiştirme, yola koyulmama hedefi. O konfor alanından çıkmama. Ve biz nasılsa yapamayız. Çünkü bizim onlar Amerika'da ya da ne bileyim farklı coğrafyada, biz burada yapamayız, biz şöyleyiz. Bize öğretilen bir öğretilmiş çaresizlik olduğunu fark ettim. Ve bu düşünce
kalıbını veyahut da inanç kalıbını değiştirmekle birlikte tahsil hayatında da çok farklı gelişmelere yön verdim, öyle söyleyeyim hocam. Eğer bir kişi su içerken boğulduysa, aman sen de boğulabilirsin, telkini veriyorlar, genelliyorlar. Bu konuyla alakalı, öğrenilmiş çaresizliklerle alakalı biraz bir şeyler söyler misin? Şimdi Almanca'da bir tabir hocam, siz de bilirsiniz. Nur hart arbeit wird belohnt denir. Yani sırf güç gerektiren işlerin karşılığı olur. Bunu tabii isteyen istediği yere çekebilir. Nur hart arbeit gerçekten emek vermek diye tabir edilir ki doğrusu da budur aslında. Ama avam dilinde, halk nezdinde sadece fiziki olarak güç gerektiren işlerin karşılığı olur niyetinde kullanılıyor. Ve bu da şunu gerektiriyor, yani insanlar olarak biz sadece fiziki işlerde ne kadar yorulursak o kadar karşılık alırız. Yani bu şekilde bir bilinçaltında bir kodlama yapılmış. Ve böyle yapılmasıyla birlikte ben kendi arkadaş çevremden misal vermek isterim. Bizim yaptığımız çalışmalar akademi nezdinde pek bir ehemmiyet görmüyor. Çünkü onlar istiyor ki fiziki bir karşılığı olmadığı için, işte gidip yorulmadığın, fiziken yorulmadığın için, fiziken emek sarf etmediğin için bunu bir çalışma olarak görmüyorlar. Ve halk nezdinde de maalesef bu şekilde bir algı oluşmuş. Ve burada hep ben şunu söylerim, biz de çalışıyoruz. Sadece bize maaş veren kişi devamlı aynı kişi değil. Yani bize o karşılığı veren sadece falanca şirketin falanca sorumluluğu değil. Biz karşılığını farklı şekilde alıyoruz. Burada tabii ki rızıktan endişe duymama gibi şeyler. Hani rızkın Allah'tan olduğunu, bizim sadece gayret etmemiz gerektiğini her Müslümanın zihninde olup da bir şekilde yine de itikad edemediği noktalar. Ama programlarla birlikte bunu direkt amele, yani direkt inanışa, direkt uygulamaya dökebiliyoruz. Yani bunları öğreniyoruz. Bize düşen aslında gayret etmek olduğunu ve karşılığını zaten bir şekilde alacağımızı. Ama bize her zaman nasıl öğretiliyor? Bilhassa ben kendim tahsilime devam etmekle birlikte söyleyeyim bunu. Bilhassa üniversitelerde işte mevcut sistemdeki boşlukları doldurmak için öğrenciler yetiştiriliyor. Yani para kazanan veya nasıl para kazanılması gerektiğini öğretmiyorlar. Mevcut bir sistem var ve o sistemdeki boşluklar için öğretiyorlar. Ve ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlara, para kazanmak istiyorsanız üniversite okumayın. Çünkü üniversite okumadan daha iyi para kazanabilirsiniz. Ama bizdeki algı öyle oluşmuş ki biz maalesef üniversiteyi de üç şey için kullanıyoruz artık. İş, eş, aş. Dolayısıyla burada bilim veyahut da ilme bir katkı veya insanlığa bir katkının olduğu bir ortam yok. Ve biz bazen tabirlerde şöyle söylüyoruz. İşte falanca işi kuracağım. Orada şunu yapsam bile, şunu satsam bile kâr ediyorsun. Ama programlarda bilhassa faydalı, insanlara faydalı olmanın üzerinde siz çok duruyorsunuz. Ve o zaman bende şöyle bir algı oluştu. Evet dedim ya, biz aslında bir ürün, sadece bir ürün satmak değil amaç. Sattığın ürün karşıdaki satın alan kişinin hayatına nasıl bir katma değer sağlıyor? Sadece sen cebini mi dolduruyorsun yoksa o kişinin hayatında bir boşluğu dolduruyor musun? Aslında bunlar üzerine de birçok düşünme gerçekleştiriyoruz daha doğrusu programda. Ve bunlar üzerine de bir inanç kalıplarında bir değişim, bir çalışma mevcut oluyor. Ben şahsen dediğim gibi çok ehemmiyetli buluyorum bunları. Evet. Hatta biz sık sık şunu da söylüyoruz. Bolluk bereket psikoloji eğitimimizde Glaubenssatz, yani inanç kalıbı, çekirdek inanç olarak insanların beynine şunu yüklediler. Hani biraz önce söylediğin atasözü, Alman atasözü, ne kadar çok çalışırsan o kadar çok para kazanırsın diye inanç yüklendi. O zaman dünyada en çok yorulanlar maden işçileri,
Maden işçileri en zengin olurdu değil mi? Ona bakarsan. Evet. Burada ondan öte doğrusu ne? Ne kadar fayda, katma değer verirsen, faydan olursa aslında o kadar geri dönüşüm oluyor, o kadar zengin oluyorsun. O kadar cebinde cüzdanın kabarıyor. Veya zenginlik sadece maddiyatta da ölçülmüyor. Mutluluk zengin oluyorsun, huzur zengin oluyorsun, bereket zengin oluyorsun. Bazı insanların orta direk hayatı var ama bereketi var. Dolayısıyla bu şekilde yanlış düşünce kalıplarını kırıyoruz biz genellikle. Hep işimiz, bize bu zamana kadar hep çaresizlikler öğretildi. Bunu tersine çeviriyoruz. Biz de çareyi gösteriyoruz. Çaresizliğin, çaresizliğe karşı çare. Yani yöntem ve taktik. Dil kalıpları, düşünce kalıpları. Yani çalar saat gibi uyandırıyoruz bir çeşit insanları programlarımızda. Hatta bize en büyük yalan olarak ne anlatıldı? Derdini unut. Peki dertler niçin var? Dertler çözmek için var. Unutmak için değil. Çözmediğin zaman bilinçaltı unutmuyor. Huzurunu kaçırıyor. Benim düşünce kalıpları olarak veyahut da dil kalıpları olarak şöyle bir düşüncem vardı. Günün üçte ikisi veyahut da şöyle söyleyeyim, benim değil aslında, benim benimsediğim bir düşünceydi. Günün pardon üçte biri sana ait değilse sen tırnak içinde bir kölesin diye bir söz var, ünlü bir düşünürün. Aslında benim çok benimsediğim bir söz ama orada tabii anlam ve değer yüklü. Yani sana ait ne zaman sana ait oluyor? Ben hep şöyle düşünüyordum. Çalışmak bana ait veya yani ekstern olarak yani dışarıda bir yerde çalışmak bana ait olan bir zaman değil. Ben genel olarak zamanı kendi işim için ya da kendi çalışmam için kullanmıyorsam o zaman bana ait değil. Bu bir düşünce kalıbıydı. Ve daha sonra fark ettim ki bu beni mesela ben haftanın iki günü çalışıyorum üniversitenin yanında. Ve bu beni işe giderken mesela yoruyordu. Çünkü benimsemediğim için, bana ait olmadığı için ben çok zor. Ama işe gittiğim vakitte çok böyle rahatım. Sanki hiç o düşüncelerim yokmuş gibi. Ama o vesvese öyle bir yerleşiyor ki insana direkt etki ediyor ki bu sefer İster istemez benimseyemiyorsun. İşe gidene kadar. Ki yani işim de gayet bugün şartları altında çok rahat bir iş. Kendi sorumluluklarım, kendi yükümlülüklerim var. Ve o düşünce kalıbı yani günün ne zaman bana ait olup olmadığını ben programla birlikte değiştirebildim. Ve şunu fark ettim. O değeri sen ne zaman yüklüyorsan veyahut da neye yüklüyorsan o değer o oluyor. Yani ben bir yere gidince ben olmaktan çıkmıyorum. Ona nasıl bir anlam yüklüyorsan o yüklediğin anlamın karşılığını görüyorsun. Bu sefer bunun üzerinde daha çok çalıştıktan sonra çok daha rahat, çok daha refah bir şekilde sağlayabiliyorum işimde olsun. Veyahut da üniversite zaten çok severek gittiğim için onu zikretmiyorum. O yüzden sadece sevdiğim dalı yaptığım için de aynı şekilde çok severek gidiyorum. Ama iş konusunda böyle değil. Çünkü ben daha evvel iktisat okuyup mezun olduğum için iktisat alanında çalışıyorum. Benim alanım olmadığı için zorlanıyordum bugüne kadar. Diyordum ki bu benim alanım değil. Yani ben iktisatçı değilim. Allah rahmet eylesin. Bir mürebbim vardı. Kendisi bana meslek seçiminde çok yardımcı oldu. Ben avukat olmak istiyordum. Hukuk okumak istiyordum. O da bana sen beşeri bilimcisin. Sen sosyal bilimcisin. Sen hukuk sana göre değil dedi. Hatta kendisi tarihçi olmakla birlikte kendisi de hukukçuydu. Ve şöyle diyordu. Türkiye'de ikamet ediyordu. Bak ben Rechtsanwaltım oğlum diyordu. Almancadan söylüyordu. Ben Rechtsanwaltım ama ben mesleğimi icra edemedim. Ben mesleğim çünkü ben hukukçu değilim. Benim özümde farklı bir şey var. Dolayısıyla o bana bu konuda çok yardımcı olmuş. Ama hepimizin bu alanda bir mürebbi, bir mentor, bir yol göstericisi olamıyor. Olamayınca da
yanlış meslek seçimleri, yanlış iş seçimleri ve hatta eş seçimleri de gerçekleşebiliyor. Bu alanda da yine tabii konu konuyu açıyor böyle ama bu alanda tabii mentörlük de hemen hemen aynı şey. Yani insanın annesi veya babası bir mürebbisi olması çok zor olur. Çünkü duygusal davranır. Yani ben benim ailem belki o konuda biraz daha geniş bakıyor. Biraz daha destek verirlerdi ama genel olarak bir insan ben tarihçi olacağım. Ben işte felsefeci olacağım. Siyaset felsefesi okuyacağım dediği vakit hep karşılığı biraz daha farklı olabilir. Ya yani orada ne var? Onu olup ne olacaksın gibi karşılık verebilirler. Ama bir mürebbi, bir mentor böyle yapmaz. Çünkü direkt senin yeteneklerine odaklandığı için ki bu programda da bunu çok görüyoruz. Direkt yeteneklerine odaklandığı için senin ve rızık endişesi taşımadığı için anne ve baba genellikle rızık endişesi taşır. Mürebbi veya mentor rızık endişesi taşımadığı için senin adına seni çok daha güzel yönlendirebilirler. Ve bu sefer yaptığın işte, yaptığın alanda, çalıştığın alanda çok daha mutlu olabiliyorsun. Çok daha hani sich erfüllt diyoruz ya biz Almanca'dan. Kendini gerçekleştirebiliyorsun. Ve bu programla da işte benim hayatımda, o sizin bahsettiğiniz insan hayatındaki 5 sütun, o 5 sütunda bazılarında eksiklikler gördüm. Ve onların üzerine çalışınca ister istemez ne oluyor? Bir itidal, bir denge oluşuyor. Ve o denge oluştuktan sonra da insan her şeyi gerçekten çok daha rahat bir biçimde gerçekleştirebiliyor. Bu işte sabah yürüyüş dedim, konfor alanından çıkmak dedim. Bunlar sadece o dengeyi sağlama yolunda veyahut da sağladıktan sonra daha rahat, sağlama yolunda da çok daha keyifli bir şekilde oluyor. Yoksa amaçsız bir şekilde işte programda siz o reçeteyi vermezseniz, siz demeseydiniz şu belirli sütunlar var ve bu sütunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu sütunlar üzerine çalışmanız gerekiyor. İşte aile olsun, sağlık olsun, finans olsun, bunlar üzerine çalışmanız gerekiyor demeseydiniz amaçsız bir şekilde olurdu benim için. Sabah yürüyüşü misal veyahut da konfor alanından çıkıp dışarıda falanca bir iş halletmek. Ama o yol göstericiliği üstlenince, siz daha doğrusu üstlenince bu yol göstericiliği, böyle ilk zaman bize şey demiştiniz, ben ipin ucundan sadece tutmam gerekiyor ve güvenmen gerekiyor demiştiniz. Ve oradan siz zaten böyle alıp götürüyorsunuz, sürüyorsunuz. Bizim için de yapılması gerekenler yapıldıktan sonra bu sich erfüllen kısmı, yani kendini gerçekleştirme kısmı da haliyle kendiliğinden gerçekleşiyor. Almanların bir sözü var. Rote Faden. Kırmızı bir ip. Sadece o ip 10 bin kere oradan geçtiği için veya 20 bin kere o ipi çekeceksin sadece ve takip edeceksin. Dikkatini başka bir yere vermeyeceksin. Kırmızı ip. Ve onu takip edince zaten senin yeteneklerin belli. Geliştirilmesi gereken yetenekler de belli. O çizgi ona göre, o kırmızı ip ona göre serildi. Sadece onu çekeceksin. Onları gerçekleştiriyorsun. Senin için kolay gelmeye başlıyor artık her şey. Bu 5 sütun dengelendiği zaman balans kuruluyor. Balans kurulduğu için senin normalde yapamayacağın ve sana çok zor gibi gelen şeyler artık senin için normal olmaya başlıyor. Hani senin için hedef değil artık. O hedefe ulaştın. O amaca ulaştın. Artık yine hedefler koymaya başlıyorsun ve geri döndüğünde bir bakıyorsun ki çok kısa sürede çok büyük yollar kat etmişsin. Evet. Ve sizin genellikle hep veyahut da bizim programa katılmamızın sebebini sağlayan ilk en önemli, en ehemmiyetli hususlardan biri zaten kişilik noktası. Yani bir büyük bir muamma insanın kendisi. Hani Yunus Emre öyle der ya, bir ben var benden içeri. O beni bilmek aslında insanın meşgul olması gereken ilk şeylerden biri. Ama yaş ne kadar ilerledikçe ve biz ne kadar geç yaptıkça bu günlerle de ölçülebilir. Yani programa siz geçen program demiştiniz. 4 sene evvel ben aslında bir iletişimimiz olmuştu. Farklı sebeplerden dolayı o gün gerçekleşmedi. Vardır bir hikmeti diyoruz. Daha kıymetli oldu belki şimdi.
Ve ne kadar gün geçtikçe insan o kadar o kişiliğinde o muammayı çözmekte zorlanıyor. Ve o kişilik de tabii bu 5 sütundan biri. Programda da en çok da üzerine durduğumuz diğer alanların yanı sıra bu kişilik alanı oluyor. Evet, kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrünü israf etme. Hadis-i şerif bu. Kendini bilen Allah'ı bilir derler. Bir de öyle bir hadis-i şerif de var. Dolayısıyla kendini bilmek aslında zayiattan, israftan, boşa zaman geçirmekten koruyor insanın. Malayani işlerden kendini sakın koruyor, kolluyor ve verimli oluyor, üretken oluyor. Zaten bir insan üretken değilse, üretmiyorsa bir şey, sadece tüketiyorsa ömrü de kısalıyor. Yani hikmet gözüyle baktığın zaman şöyle geriye dönüp, şöyle geriye bak. Yani birkaç adım geriye gideceksin ve hayatı izlemeye bak. Hayatı izlemeye başladığın zaman ne görüyorsun? Üretmeyen insanların etenler, yani bir katkısı yoksa, gerçekten bir işe yaramıyorsa rızkı kesiliyor. Rızkı kesilen insanın ömrü kesiliyor zaten. Pat diye gidiyor da. Hazreti Ali bir gün kabri şerifin oradan geçerken, mezarlığın oradan, öyle buyuruyor. Şurada gördüğün diyor, şurada yatanlar var ya, hayatını israf eden insanlar. Yeteneklerini hiç kendilerini tanımadan, o yeteneklerini hiç yaşamadan o yetenekleriyle beraber öldüler ve burada sermaye yatıyor, buyuruyor. Sermaye, çok büyük bir servet var. Kullanılmamış altın var. Hazineler var ama ahirete götürülmüş bir işe yaramayan hazine. O yüzden kendini bilmek gerekiyor. Kendini bildin mi ömrün zayi olmuyor, israfı olmuyor. Hadis-i şerifleri okuyunca benim de aklıma Allah razı olsun bir hadis-i şerif geldi. Kemâ tekûnû vellâleyk, nasılsanız öyle idare olunursunuz. Dolayısıyla biz bilhassa kendi coğrafyamızda devamlı şikayet eden insanlardan oluşuyoruz. İster istemez o coğrafyanın insanı biraz daha öyle. Ve burada hep başkasından hakkında, işte ne bileyim falanca bir oluşumun, bir derneğin idaresi olur, işte devletin idaresi olur. Biz devamlı şikayet ederiz. Yani şu niye böyle, bu niye böyle? Halbuki hadis-i şerifte buyurulduğu gibi nasılsanız öyle idare olunursun. Aslında ben kendimi düzeltirsem, yani ben aslında bu bahsettiğiniz boş işlerle, malayani işlerle ben insanlara faydalı olmaya çalışırsam bu ister istemez idareye de yansıyacak. Bu tabii bir evdeki idareye bile yansır. Yani evlatların, çocukların nasıl olması anneye babaya da tabii ki karşılıklı etkileyebiliyor. O hususta da tabii insan nasıl kendini düzeltir veyahut da nasıl faydalı olur, nasıl olumlu, insanlar nasıl katma değer sağlar. Bunlar için de bu çalışmalar esnasında benim için dikkat çekici bir husus olmuştu. O da şuydu, demin de bahsettiğim mızmızlanmayı bırakmaktan bahsediyordunuz. O da şuydu, bizler genel olarak hep geleceğe yatırım yapan insanlarız. Yani ama bu gelecek hep şeyle kesiliyor. 40 yıl, 50 yıl sonra yatırım yapılıyor. Ama bir 300 yıl, 500 yıl sonra yatırım yapan insan çok az. Yani ölüm sonrasında yatırım yapan insan çok az. Dolayısıyla mesela faydalı ilim bırakanların, siz tabii daha iyi biliyorsunuz, amel defteri kapanmıyor. Saliha evlat bırakan amel defteri kapanmıyor. Ama bunlar da çok çevremizden görüyoruz ki bilhassa bu çağda çok zor olabilecek şeyler. Yani malayani şeyler o kadar çok o kadar çoğaldı ki kimse artık 400 yıl sonra yatırım yapmaktan bahsetmiyor. Genellikle yatırımlar 20-30 yıl sonrasıyla kesiliyor. İşte geleceğe yatırım. Halbuki bu programda sizin de aynı kültür havzasından olmamızla birlikte hep göz önünde tuttuğunuz bir husus var. O da bizim kendi hüviyetimiz. Yani bizim Müslüman olmamız da bir ehemmiyet arz ediyor. Ve ister istemez yansıyor. Tabii dilerseniz ilerleyen zamanda, ya ilerleyen dakikalarda biraz daha açarız bu noktayı. Biz kimlik deniyor gerçi genel olarak. Halbuki kimlik çok yeni bir kelime.
kendisi zaten kelime içerisinde bir soru barındırıyor. Kim ve lig. Halbuki biz buna hüviyet diyoruz. Ve Latince'de de identitas deniyor. Mesela identitas da insanın sayılar veyahut da kuantitatif olan, yani sayısal şeylerle olan şeyler değil, tam olarak işte geldiği medeniyet, yaşadığı medeniyet, yaşadığı din ve konuştuğu dil üzerine. Ve bizler de bunun üzerinde aynı noktada birleştiğimiz için, aynı paydamız olduğu için direkt karşılıklı bir gönül muhabbeti oluşuyor program esnasında. Ve sizin bu geleceğe yatırımdan bahsettiğiniz zaman biz sadece işte bunun 30 yıl, 40 yıl olmadığını biliyoruz. Ve ister istemez 300 yıl, 400 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl işte ahiret zamanıyla çok daha farklı bir zaman dilini kastettiğinizde anlayabiliyoruz. Pardon. Şimdi bu video yüklenecek. YouTube'a konacak. YouTube olduğu müddetçe, yaşadığı müddetçe bu video burada kayıtlı olacak. Bu videoyu izleyen insanlar örneğin 2 sene sonra YouTube'u izlediğinde bu videoyu izleyecekler. Tabii Allah ömür verirse. O zaman ne diyecekler? 300 sene sonra diyecekler ki Ömer Faruk ya ne kadar güzel konuşmuş Ömer Faruk Bey. Allah rahmet eylesin 300 sene sonra. Allah razı olsun diyecek. O hani kling diye böyle kasanın sesi olurdu ya. Kasaya böyle ding diye girecek. Ahiret hani biz vefat ettiğimizde dua alınca bizim hesabımıza yazılacak. O yüzden ben öyle inanıyorum. Bu videolar o şekilde faydalı olduğu müddetçe, insanlar beğendiği müddetçe, dua ettiği müddetçe bu büyük bir yatırım yani. 300 sene, 500 sene veya 1000 sene, 5000 sene. Bu çok büyük bir yatırım. Şu an seninle beraber bu söyleşi büyük bir yatırım aslında. Kendimize ve insanlığa faydalı olmak. Şimdi neden benden bu eğitimi aldığını bana söyler misin? Neden bu program? Neden bir ecnebi, bir yabancıdan, yabancı birinden alınmaması gerektiğini veya senin kültüründen olmayan veya senin inançlarına sahip olmayan senin dilinden konuşsa da neden ona gitmedin de benim programlarıma katıldın? Belki bu konu hakkında birçok örnek verebilirim ama bir çok önemli bir husus var ki o da şu, biz besmeleyi genellikle şimdi daha böyle kozmopolit şehirlerde olduğumuz için Müslüman olmayanlar bize işte bazı şeyler soruyor. İşte elhamdülillah ne demek diyor. İşte biz buna diyoruz ki çok kullandığımız için işte Türkler veya Müslümanlar arasında bir Alman, Müslüman olmayan bir Alman geliyor diyor ki yani siz elhamdülillah deyip duruyorsunuz. Ne demek bu? Biz de diyoruz ki Allah'a şükretmek. Ama aslında bunu derken diyoruz ki Dankbarkeit gegenüber Gott. Bu sefer bende şöyle bir düşünce oluştu. Aslında hamd yalnızca Allah'a yapılan bir teşekkür. Yani bir insana hamd edilmez. Dolayısıyla benden bunun çevirisi yok. Bu Allah'a yapılan bir şükrün Arapçada ifadesi. Yani bunu ben çeviremem sana. Çünkü Dankbarkeit deyince Dankbarkeit indirgemiş oluyoruz ister istemez. Çünkü Dankba insan yani thankful İngilizceden insan bir başka bir insan olabiliyor. Anneye babaya da olabiliyorsun ama hamd anneye babaya edemiyorsun veyahut da bir yabancı birine. Ondan sonra bir derste tevafuk Müslüman olan Alman bir profesör, Profesör Heidegger şöyle demişti. Biz dedi çok dikkatli olmamız lazım. Besmele'yi çevirirken dedi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla derken diyoruz ki Im Namen Gottes diye başlıyoruz dedi. Ama dedi Im Namen Gottes deyince bu Allah'ın adıyla değil Allah'ın adına oluyor dedi.
Biz mitnamungot istememiz lazım dedi. Ve şunu söyleyeyim. İmnamungotuz derse de bir kufur. Yani küfür olabilir bu diyordu. Çünkü Allah'ın adına konuşuyormuş gibi oldu. O zaman ben de dank etti. Dedim ki ben mümkün mertebe Almanca'nın hiçbir zaman dini konular hakkında konuşmayacağım. Yani bu kadar tehlikeli bir husus. Ve o zaman şunu fark ettim. Dil, lisan yani yalnızca insanların iletişim kurabilme amacı değil, aynı zamanda kendi hüviyetini, kendi dinini koruma amacı. Ben bu eğitimleri bir gayrimüslim veyahut da aynı medeniyeti yaşamayan birinden alsaydım bu tür örnekleri çoğaltabilirdik. Mesela Allah'a şükrü belki evrene dankbarkeit gegenüber universum olabilirdi. Veyahut da genel olarak biz felsefede kavramlar tarihi gibi Begriffsgeschichte diye bir alan var. Orada bir Alman Reinhard Kozelek şu alanda çalışma yapıyor. Kavramlar tarihsel nitelikte o kadar değişiyor ki biz bunları çevirirken çok büyük hatalar yapıyoruz diyor. Ve birçok örnek veriyor. İşte benim bahsettiğim o kimlik örneği gibi. Ve burada ben şunu düşündüm. Ben bunları Almanca'dan öğrenirsem, İngilizce'den öğrenirsem kendi yaşadığım medeniyeti kendi değerlerimle birlikte bağdaştırmakta zorluk çekebilirim. Yani ben günde 3 defa bir şeye şükredilmesi, hamd edilmesi gerekiyorsa bunu kime göre yapacağım? Yani sizden biz görüyoruz ki günde 3 defa bir şeye şükret, bir şeyin varlığına şükret derken biz bu mesajın nereye gideceğini biliyoruz. Böyle açık konularda belki insan ister istemez ayrım yapabilir. Yani biz diyebiliriz ki tamam ben hani burada tabii ki o evren diyor ama ben burada Allah'ı kastediyorum. Ama her zaman işte değerlerden bahsediliyor. Ve siz bu değerlerde zaten biraz evvel de yaptığınız gibi hadisi şeriflerde örnek veriyorsunuz. Ayet-i kerimelerde örnek veriyorsunuz. Ve bu din bizim için sadece bilinmesi gereken bir teori olmaktan çıkıyor. Direkt namazın, orucun, işte farzın, insanın yapmakla mükellef olduğu ibadetlerin yanı sıra hayatına yansıttığı şeyler oluyor. Yani bir insanın bir hadisi şerifi içtihad ile birlikte hayatını yansıtabilmesinden daha güzel bir şey olamaz. Siz mesela kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadisi şerif üzerinde çok çalışmalar yapıyorsunuz. Bunları bize yansıtıyorsunuz. Bu sefer bir yüksek bir amaç oluyor bizim için. Yani benim için. Ve ben sizin videolarınızda onları gördüm her zaman. Ve siz bu değerleri de söylemekten de hiçbir zaman şey yapmıyorsunuz zaten. Gocunmuyorsunuz. İşte bir hadisi şerif okuyacağınız vakit bunu söylüyorsun. Ama bunu tabii yapmayan, yani Müslüman mutlu yapmayan birçok kişi de var. Yani sırf isme göre yani bir Ahmet, Mehmet olup da bunu yapmayan insanlar da çok var. Çünkü diyor karıştırmak istemiyor. Ama ben buradaki bir niyet okuma değil ama insan daha emin oluyor. Yani biliyorsunuz ki tamam ben Doktor İsa Mayil'e gidince İsa Hoca bunun amacı farklı. Yani gerçekten insanlara yardımcı olmak istiyor ve bu yardımcı olurken benim kendi değerlerimden kopabilme gibi bir korkum oluşmuyor. Demin biraz evvel söyledim, Begriffsgeschichte diye bir alan var yani mefhumlar, kavramlar tarihi. Kavramlar bile değerini kaybedip yeni bir değer alabiliyorsa, yani bu bizim için kişisel eğitimde hiç her zaman göz önünde bulundurmamız gereken bir husus olduğu kanaatindeyim. Ve bunun üzerine de ehemmiyetle duruyorum ve siz de biliyorsunuz mesela benim ailemden bu tür eğitim alan alanlar da var. Onlarla hep karşılaştırıyoruz. Onlar da bu eğitimleri daha evvel almışlardı ve bir Alman'dan, Müslüman olmayan birinden aldılar bu eğitimleri. Ve her zaman biz böyle konuşunca çok memnun oluyorlar, çok seviniyorlar. Çünkü daha böyle sıcak karşılıyorlar. Çünkü biliyorlar ki ben burada şüphe etmem gereken bir husus yok. Veyahut da ben işte falanca kişi veyahut da değerlerden bahsedince ben burada ne anlamam gerektiğini muamma ile karşılamam gerekmiyor. Çünkü biliyorum değerler deyince ortak değerler var. Çünkü biliyorum önem arz eden konular olunca birlikte aynı havzadan bahsediyoruz. Bunlar tabii daha da
açabiliriz. Ama biz mesela itidalden bahsettiğimiz vakit ki bu işte ilk başta bahsettiğimiz inanç kalıplarından da değinmek gerekecek belki biraz. Burada siz her zaman itidalden bahsediyorsunuz. Yani bahsettiğiniz konular itidal oluyor. İşte bir yani kurnazlık belki ifratken, ahmaklık tefritken itidal hikmet oluyor. Siz hikmetten bahsedince orta yoldan bahsediyorsunuz. Ben burada bunu bir daha araştırma gereği duymuyorum. Çünkü ister istemez biliyorum ve eminim. Dolayısıyla bu tür noktalarda aynı havzada buluşuyoruz. Yani eğitim esnasında kafanda normalde soru işaretleri oluşmaması gerekiyor. Yani sen başka bir değere sahip insanların eğitim almaya başladığın zaman sen normalde soru işaretlerine cevap alacakken aslında soru işaretleri üretmeye başlıyorsun. Kafanda birçok soru işaretleri oluşuyor. Neden başkalarından eğitim almamalısın? Askıda kalacaksın çünkü. Alırsan kafanda soru işareti oluşacak. Oturtturamayacaksın. Kendi değer ve inançlarının karşılığını bulamayacaksın. Yok çünkü. Bunu tabii ben hocam aynı zamanda işte felsefe okuduğumdan bahsetmiştim. Hemen hemen siz de bir derste bahsettiniz. İnsanlar işte neden hep psikologlar dinsiz oluyor diye sorular soruyor dediniz size. Diye hitap ediyorum, soruyormuş. Neden işte psikologların çoğunu biliyor? Hemen hemen benzer konu bizde de oluyor. İşte filozoflar çoğu işte dinsiz değil mi? Bunlar işte dinsizliği öğretmiyor mu vesaire. Dolayısıyla ben felsefe okurken ilk 3 dönem hiçbir sınava giremedim. Sınava giremememin sebebi hep onun muadili, yani onun karşılığı İslam düşüncesinde ne? Onları araştırmak. Yani bunlar oldu. Derste herhangi bir şey öğreniyoruz. Ben bunu araştırmakla mükellef kalıyorum. Çünkü bunun karşılığını bilmem gerekiyor ki ayağım sağlam zeminde olsun. Dolayısıyla ben eminim ki kendi değerlerini korumak isteyen ve en azından ya iman konusunda şüpheye düşmek istemeyen kişi bunu psikolojide de yapması gerekir. Yani yapması gerekir ki yabancı birinden öğrenince bunun karşılığı nedir bizde? Yani bunun karşılığı var mı? Veyahut da bu şirk olabilir mi? Yani bunlar ki bir de hadisi şeriflerde de zaten haber verilmiş ki ahir zamanda insan hiç ehemmiyet vermediği bir söz yüzünden şirke düşebilir, dinden çıkabilir gibi. Dolayısıyla bunlar hep göz önünde bulundurunca dedim ben bir daha ne o büyük hummalı bir çalışmayı yapabilirim yabancı birinden öğrenip bunun karşılığını kendi değerlerimle kıyaslamakla ne de böyle bir işe de girişmek istemem. Hazır bu kişinin ehli olarak gördüğüm kişiler tarafından tatbik edildiği takdirde ki bu durumda tabii ki mevcuttu. Oradan almayı yeğlerim, oradan almayı öncelikli tutarım diye düşündüm. Böyle oldu. Öbür türlü daha fazla yoruluyor insanlar. Ben onu fark ediyorum. Gidiyor. Şimdi 2013 yılıydı. Hiç unutmam. Münih'te bir eğitim vermiştim. Ömrünü seminerlerle geçiren bir arkadaşımız birçok eğitime katılmış, birçok yaşam koçluğu eğitimlere katılmış bir kişi. Artık yabancı birisinden aldığı için, Alman'dan aldığı için kendisi de inançlı bir insan, karşılığını bulamıyor bir türlü. Ve en sonunda o defteri kapatıyor. Kişisel gelişim kapısını kapatıyor. Bitiriyor. Ta ki benim programa katılana kadar. Çünkü dışarıdaki yaşam koçlarından aldığı eğitimler veya dışarıdaki ecnebi mentörlerden aldığı eğitimler kafasını karıştırmış kişinin. Bir şey söyleyemiyor. Yani tutup da orada öğrendiğini bir yerde söylese hemen tersliyorlar. Hemen sen şirk sözleri söylüyorsun diyorlar. Susuyor, tırsıyor, kapatmış. Defteri kapatmış. Hazineyi kapatmış. 2013'te benim programa katıldıktan sonra oh dedi ya. Rahatladım dedi. Hocam dedi ben dedi bu öğrendiklerimin karşılığını o soru işaretlerine şimdi cevaplar almaya başladım. Ve benim bütün programlarıma katılmıştı. Ve
Ondan sonra, yıllar sonra mesleğini icra etmeye başladı. Yani aldığı eğitimler daha önceden bir kutunun içindeydi. Ve onu bizim eğitimlerle harmanladıktan sonra, soru işaretlerine cevap geldikten sonra çıkarttı piyasaya, kullanmaya başladı ve mesleğini icra etti. Dolayısıyla bu çok önemli bir mevzu. Öbür türlü soru işaretleri oluşacak sadece. Dışarıdaki birisinden aldığın zaman veya aynı dile sahip olsan da aynı ismi Ahmet Mehmet olabilir ama sana sadece akademik tarafından anlatıyorsa Batı'daki kültüre göre aldığı gibi sana aktarmaya çalışırsa zaten senin kafanda sürekli soru işaretleri fabrikası kuruluyor. Yani soru işareti üretiyorsun. Ve özgüvenin azalıyor. Kapatıyorsun kendini. Bu sefer sizin dediğiniz gibi sadece işte o yabancı kişilerle olduğu vakit mesela insan konuşabiliyor bunları. Çünkü işte ya acaba bir şey derler mi? Aklıma bir misal geldi. Hoca Ahmet Yesevi Türk coğrafyasını Müslümanlaştırmadan evvel Türk dilini Müslümanlaştırıyor. Yani dile zenginlikler veriyor. Dolayısıyla dile verilen zenginliklerle bir toplum Müslüman oluyorsa bunun aksi de ne oluyor? Haliyle mümkün olabiliyor. Yani dilden sana ait olmayan kalıpları hayata yansıtmaya çalışıyorsan ki bu durumda ister istemez oluyor. Bu da tabii farklı tehlikeler de barındırıyor. Hadis-i Şerif hemen aklıma geldi. Bela insanın diline bağlıdır. Allah razı olsun. Yani adam kendine belayı çekmiş oluyor. Diliyle. Evet, çok güzel söyleşi oldu. Gerçekten çok faydalı olduğuna inanıyorum ve birçok kişinin gönlüne, ruhuna dokunacağımıza inanıyorum. Ve tabii ki öncelikle size yine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu tür imkanlar sağladığınız için ve umarım gerçekten insanlar, bunu izleyen insanlar bunun ne kadar ehemmiyetli bir mesele olduğunun farkına varır ve bir şekilde iletişim kurarlar. Ve ben şu benim programda en çok hoşuma giden nokta şu, programda benim için yani hayatımı uygulayabilip de en çok hoşuma giden nokta o şekilde söyleyeyim. Benim için sizler insanlığa cimrilere de İsraf yapmayı değil, daha çok cömert olmayı öğretebiliyorsunuz. Yani o bir, yani cömertlik İbn-i Sina'nın ahlak kuramında bir erdem. Dışarıda insanlar israf etmeyi öğretebilirler farklı yerlerde. İşte para alırsan, işte para kazanırsan, işte cimri olma gibi ağız, yani harca paranı. Veyahut da tam tersi. Paranı harcama, işte kenara koy bir. Bunun ama bir dengesi olması gerekiyor. Ve sizler her zaman erdemler üzerinde hareket ettiğiniz için ister istemez ne cimri olmayı, ne cimriliği, ne israflığı öğretiyorsunuz. Cömertliği öğreniyoruz. Ve bu hayat her alanına, yani itidal üzeri olmayı yansıtmamızı sağlayabiliyor. Benim için en önemli hususlardan biri tabii ki erdem sahibi olmak ve insanın kendi erdemlerini geliştirmesi, yani Almancası Tugend, belki erdem kavramıyla pek bağdaşamayan olursa diye söyleyeyim. Ve bunlar isterseniz isimle olmasa bile programda olmasa benim çok hoşuma giden ve insanların direkt amel olarak icra edebileceği, hayatına yansıtabileceği şeyler olduğu için de ayrıca tabii ki sizlere de bu konuda müteşekkiriz. Allah razı olsun. Teşekkürler Ömer kardeşim. Şimdi o zaman bizim programa katılmak isteyecekler elbette. Çünkü sen anlattın. Dışarıdan birisi. Ben anlatmadım. Sen anlattın. Dolayısıyla artık vakti saati geldiyse, uyanmak istiyorlarsa, ömürlerini zayi etmek istemiyorlarsa ne yapmaları lazım? Genellikle
Bu videoda da öyle olacaktır. Videoların altında bir başvuru formu oluyor. O başvuru formuyla birlikte iletişime geçebiliyorlar. Ben de öyle oldu ki hemen zaten iletişim kuruluyor başvuru formu incelendikten sonra ve ilk görüşme gerçekleşebiliyor. Ve böylelikle de iletişimi sağlamış olurlar. Evet. O zaman bu videonun altındaki linke tıklasınlar, formu doldursunlar ve göndersinler. Herkese kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hayırlı akşamlar.